Yer altında bulunan tanrılar, kutsal ruhlar ve kültleri kısmına geldik. Birincisi, Erlik, yeraltı dünyasının ruhudur. Altay Türklerinin kamlık inanışlarına göre sakalları dizlerine kadar uzun ve ikiye ayrık, azı dişi şeklinde bıyıkları olan, boynuzlu ve kıvırcık saçlı, atletik vücutlu yaşlı olan arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Kam alkışlarında Erlik'e Kayrakan'da ölümü getiren denir. Yer altında, bir de yer altında bulunanlar genelde kötüdür. Yer altında insanların gözyaşlarıyla oluşan 9 nehrin birleşerek Doymadım Nehri'ni oluşturduğu yerdeki sarayında yaşar. Bu nehrin üstünde at kılından bir köprü vardır. Bu köprüden geçerek yer altından kaçmaya çalışan ölüleri Erlik her defasında yakalayarak onları yeniden nehre atar. Başka bir inanışa göre bu saray su canavarlarıyla, yani Abra ve Yutpa canavarlarıyla dolu Bay Deniz'in kıyısındadır. Erlik akşamları kanlı yemekleri yiyip akciğer kanı içer. Kendisine kurbanlık adanır ve verilmezse insanlara ve hayvanlara felaketler getirir. Cezalandırmak üzere yanını aldığı ölülere körmüş denir. Bu ruhları kötülük yapmaları için yeryüzüne gönderir. Erlik bir de yer altında kara çamurdan veya duvarlarla çevrili kara demirden yapılmış sarayında yaşar. Erlik kendisine kurban adanıp verilmezse dedi ki unutmayın insan ve hayvanlara hastalık, korkunç felaketler verir. Eğer bir insan ona kurban sunmazsa onun canını alıp yer altına indirir ve kendisinin hakim olduğu bir mahkemede yargılayıp onu kendisine hizmetçi yapar. Erlik kendisine zayıf ve hasta hayvanların kurban edilmesinden hoşlanmaz. İyi ruhlara kesilen kurbanın derilerini özel kazıklara astıkları halde insanların ona kurban ettikleri hayvanların derilerini asmayıp evlerine götürmelerine de kızar. Kurban kesilen yerin yapımında kullanılan ağacın kötü, kurbanlığın asıldığı direğin ve kazıkların eğri büğrü veya eski olmasından hoşlanmaz. Erlik kendisine kurban sunma mekanlarının yaşanılan çadırdan uzakta ve en az saygı duyulan kuzey tarafta çöp ve leşlerin atıldığı yerde olmasına kızar. İşte böyle davrananları cezalandırır. Erlik'in oğulları, Erlik'le ilgili sözlü kaynaklardan derlenen bilgiler arasında onun 7 veya demir başlı 9 oğlu olduğu yer alır. Altay Türkleri Erlik'in yer altında canavarlarını idare eden ve kapı eşiklerini koruyan demir başlı 7 veya 9 oğluna çok saygı duyarlar. Erliğin kızları bazı kam alkışlarında Erliğin kızlarından da bahsedilir. Bazı rivayetlerde 8 gözlü Kiştey ana ve Erkes Sultan yani Nazlı Sultan adlı iki kızı, bazı rivayetlerde ise 9 kızı vardır. Bu kızlar kaygan sarı oyuk yerlerde veya harman yeri olan düz yerlerde yaşadığı söylenir. Zamanlarını oyun ve eğlenceyle geçirirler. Kamların ayin esnasında sunacağı kurbanı kendilerine getirdiğine inandırmaya ve onu kandırmaya, kaçırmaya çalışırlar Erlik'in kızları. Bunu burada bitirdik arkadaşlar. Yer altındakiler. Bu kadar bilgi bizim için yeter. Bundan sonra Türk mitolojisinde kozmogoni mitleri ve çeşitlenmeleri konusunu işleyeceğiz. Görüşmek dileğiyle.